Bursa'da balta ve satırla kuyumcuya giren iki zanlı topladıkları altınları çuvala doldurarak kaçtı. 75 bin liralık zarara uğrayan kuyumcu gözyaşlarına boğuldu. Telefon ettiler, abi dükkanı soyuyorlar falan diye koşa koşa geldim. Daha önce ben burada dükkanım var. Dükkanım da soyuldu. Marketim de soyuldu. Koşarak geldi ama artık çok geçti. Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. 75 bin liralık malım çalındı benim. He? Ben çocuk okutuyorum. Böyle parmağımdan kazıya kazıya yapıyor. Birikimim çalındı. Bursa'da iki zanlı Çiftehavuzlar Mahallesi muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuya girdi. Balta ve satırlarla kapıyı açan soyguncular tezgahtaki altınları toplayıp çuvala doldurdu. Sonra da hızla izlerini kaybettirdi. Ya muhtarın dükkanını çalıyorlar ya. Bir insanın dükkanını çalıyorlar. Yalvarıyorum, hırsızı bulun. Yalvarıyorum. Süleyman iş yerine geldiğinde gözyaşlarını tutamadı. Telefon ettiler, abi dükkanı soyuyorlar falan diye koşa koşa geldim. Daha önce ben burada dükkanım var. Dükkanım da soyuldu. Marketim de soyuldu. Soyulan sadece kuyumcu dükkanı değildi. Bitişik'teki market de zanlıların hedefi olmuştu. Mustafa Süleyman 75 bin liralık zarara uğradığını söyledi. 75 bin liralık malım çalındı benim. He? Ben çocuk okutuyorum. Böyle parmağımdan kazıya kazıya yapıyor. Birikimim çalındı. Süleyman'ın tek isteği zanlıların bir an önce bulunup altınlarına kavuşması.